Evet, herkese merhabalar. Şimdi Presenter'daki gün bugün son erdi. Yavaş yavaş artık kırmızı halı için hazırlanmaya geçiyoruz eve. Burası Fanzon'un çıkış kısmı. Bir şeyler var mı diye bakıyorum şöyle etrafta. Yok. Şöyle göstereyim buraları. Emin Özge'de bırakılan broşürleri inceliyorlar. Çıkış için bu tarafı kullanıyoruz. İki tane. İlerisi de giriş zaten. Şöyle göstereyim çıkış kısmını. Eve geçip hazırlanacağız. Sonrasında kırmızı halı için yer kapacağız. Size yayın yapabilmek için. Burası böyle şey, direkt kırmızı halının güvenlik kısmı. Fotoğraf çekmek yasak. O yüzden bir uyarı aldım. Bu arada şunu söyleyeyim. Buraya girebilmek için başta akreditasyonlarınızı almanız gerekiyor. Pasaportlarınızı gösterip. Onun için akreditasyon merkezi var burada. Şurası gördüğünüz gibi. Burada akreditelerinizi alıyorsunuz. Aldıktan sonra şuradaki güvenliğe girip içeriden çok sıkı bir güvenlik var. Güvenlik kontrol noktası var. Oradan geçerek içeri girebiliyorsunuz. Genelde girip çıkmak çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Çünkü çok sıkı bir güvenlik var. Her şeyi bırakmanız gerekiyor. Hovet burası. Hovet diye geçiyor. Etrafta yiyecek, içecek anlamında yerler var. Biraz pahalı ama yani mecbur kalıyorsunuz. Şu ileride gördüğünüz gibi McDonald's var. Ve sağ tarafta da Subway diye bir küçük atıştırmalık fast food yeri var. Bu arada Emin Özge'yi bekliyorum. Şöyle göstereyim. Akreditasyon merkezi yine burası. Onun girişi. Onlar nerede kaldılar acaba? Dediğim gibi bu şekilde geçiyorsunuz. Kovet'ten doğru. Emin Özge de yavaş yavaş geliyor. Siz nerede kaldınız? Neye bakıyordunuz? Özge'ni bulmaya çalıştık her zamanki. Aynen, Özge yine bir şeyler şey yapıyordu. Evet. Buradan daha önce canlı yayınlar gerçekleştirmiştik aslında da bu defa daha kılıcı bir şey olsun diye YouTube için bir vlog hazırlayalım dedik. Daha iyi olur diye. Çünkü canlı yayın malum sık sık kesilip duruyor internet sorunundan dolayı burada. Basın merkezinin dediğim gibi bir sürü girişi var ama tek bir yeri kullanmak zorundayız güvenlik açısından. Burası da zaten şöyle Hovet. Ana girişi normal zamanlarda kullanılan. Pazar günü olduğu için kısmen daha hareketli sanki. Normal zamanda bu kadar hareketli olmuyor burası. Onu da söyleyeyim. Yani geldiğimizden beri en azından. Çok yorum yapmam doğru değil. Şimdi birazdan Globen'i göreceğiz. Buradan zaten defalarca yayın yaptık size aslında. Ama yine bir böyle de kalıcı bir şey olsun istedim. Ve Globen Arena. Dediğim gibi bu Hovet'in içerisinden köprüyle şuradaki Globen'e geçiyoruz. Arada da köprüyü göreceksiniz zaten. Şurada bakın arada. Gece aydınlatıyorlar bu tarafı. Ve şurası da o metro istasyonundan inerken müzik çalan köprü. Dedikodu ne? He? Nelerden bahsediyorsunuz? Tell me black or white, what color is your... Utanmadan bile eşlik ediyorlar. Aynen, Polonyalı şarkısı çalıyor şu anda. Bitti sanırım da bak. Bitti mi? Bakalım şimdi ne çalıyor. Ghost. Dört defa dinledim. Neden dört?
3 defa prova yaptım. Birinde de sen söyledin galiba. Hayır, bir de şimdi söyledin. Dinliyorum gördüğün gibi. We're still in this together. Ama sen İsveç'te sıradan bir pazar günü. Ghost'u duyuyorsunuzdur sanırım. Bakın geçen seneden gelenler var. Building Bridges Park çantalarını görüyor musunuz? Şimdi şöyle yine göstereyim. Sol tarafta Tele2 Arena var. Melfest'in her yıl gerçekleştirildiği ve bizim her yıl izlediğimiz yeni arenası İsveç'in şu uç kısımdaki yer. Aynen, her gün Tele2'yi gösteriyoruz. Kim yanıyor içi? Herkesin içi yanıyor burada Tele2 konusunda. Ama şöyle olacaktı, biliyorum ben de İsveç'in ne halt yiyeceğini. O Tele2'yi de yapacaktı. Hovet'ten bizi oraya yürütecekti, buna şükür. O da ayrı bir bakış açısı, haklı aynen olabilirsin. Benim İsveç'ten hiçbir beklentim yoktu, hala da yok. Aynen, benim de İsveç'ten hiçbir ama beklentim yok. Çok güzel şeyler göreceksin. Evet, televizyon sadece iyi yani. Televizyon izleyicisi için gerçekten çok 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 iyi ama dediğim gibi bütün çileyi biz çekiyoruz ama değiyor mu? Evet, değiyor. Çileyi biz çekiyoruz, temsilciler çekiyor. Açar sizlere harbi günah. Özellikle kareograflara çok günah ya. Temsilciler de golf arabasıyla taşınıyor. Aa, bir dakika. Karola var gazetelerde, onu gösterelim hemen. Karola gazeteye çıkmış. Fransa bir şeyler söyledi falan gibi bir şey herhalde. Karola Stöttil Frans. Fransa hangi Fransa? Kulağına şey yaptırdı. Fransa. France Republic değil. Artık biliyorsun öyle. Burası Graben istasyonu. Şimdi bakın şeyi denemeye çalışacağım. İstanbul ve Türkiye'deki gibi cüzdanla okutmayı. Gördüğünüz gibi okunmuyor. Böyle sürünüyorsunuz burada. Burada benim şey metro kartım nerede? Özge. Özge bırakmayın beni. Ne? Şey metro kartımı bulamadım. Bir daha dıtlasana, gelsene. Tamam, thank you. İğrenç bir insansın. Bu arada... Yaptığınız suçu. Bu arada kameralar yansıdı, yasal suç işledim. Çünkü yasal metro... Suç. Yasal suç ne ya? Yasa dışı bir suç işledim. Evet, neyse, suç işledim. Türk Dil Kurumu olarak duruyorum. Türk Dil Kurumu, Fransız Dil Kurumu, İsrp. Ya ama yapacak bir şey yok. Sonuçta kartımı bulamadım. Ve uzun metraj. Uzun metraj. Hayır. Matraj mı? Evet. Burası Globen istasyonu. Yaklaşık kaç dakika kaç dakika var? Albit 4. Albit 2. 4 dakikamız var şu anda. Duze ne ya? Duze ne Emin? Duze açıkla, açıkla. Emin duze ne demek? Özge sen açıklar mısın duze? Duze diyeyim şey. Duze. Evet, anlıyoruz seni. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bir kelime değil, bir kelimeden. Bir kelimeden kullanmak istedim. Evet. Burası da böyle bir istasyon. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.